Herkese merhaba, Melodi'ye hoş geldiniz. Ve yanımda gördüğünüz gibi yine Selin var. Merhabalar. Biz ne yapsak ne yapsak düşündük. Sonra Selin dedi ki bizim okulun geleneksel kıyafet balosu var. Acaba ne olsak? Dedim ki senden çok güzel kedi olur. Dedi ki evet zaten halihazırda 3 tane kedim var dedi. Sonra ne yapsak ne yapsak dedik. Hadi kedi makyajı yapalım dedik. Sonra ben dedim ki kanka ben yapayım mı? Dedi ki emin misin? Dedim ki ne kadar zor olabilir? İşte şu Bileceğiz. An, tam şu an ne kadar zor olduğunu ya da yok be, aga ben de yapıyorum, hepiniz yapabilirsiniz kısmını. Sonra herkes kedi kedi gezmesin dışarıda. Düşünsene bizim herkes kedi falan. Bir yeni bir şeye akın başlatıyormuşsun ve dışarıya gece alemler herkes kedi kedi geziyor. Catwalk'tan sonra Kate Make olarak yepyeni bir akım. O zaman hadi başlayalım kısmını. Hiç denemedim. Çok açık açık söyleyeyim, hiç denemedim. Hiç provada yapmadık, şu provada anda yapmadık. Oturduk löpçük diye başlıyoruz. Haydi bismillah kısmındayız şu anda. Selin'e enteresan böyle siyah bir kedi makyajı yapacağız. Öncelikle gözden başlayacağım. Bunun için de kullandığım supralar daha beyaz olduğu için Selin'in gözünün üstünü iyice beyazlatacağım önce. Sanırım yavlayacağım. Onu yapabilirim artık. Sonra da alt fıtısına özellikle kontür paletinde de kullandığım fıtığıyla iyice göz üstünü bir tık daha beyazlattık. Şimdi daha önce ben bunu farla denedim. Ama memnun kaldım mı? Hayır. O yüzden krem, eyeliner ve kalın fırça kullanarak yapacağım. Bilmiyorum gözlerin içi gülüyor şu an yani. Allah aşkına gözümü nasıl görüyorsun? Çünkü gözlerim böyle oynuyor yani. O merak. Hani balıkların tarzı. O sürekli şey yapıyor. Ne yapıyor acaba? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kedisin! Adı bitti, bu kadar. Bu kadar yapabiliyorum. Bu yani. Yapacağım buydu. Şimdi yine krem ama bu sefer daha farklı bir şeyle bunu belirginleştireceğiz. Ya şu ürünlerdeki... Bir şey söyleyeyim, senden çok iyi kedi olur ama. Hı? Doğuştan kedi... Senden ne kedi olur ama. Bunca yıldır bu anı beklemişim falan mesela. Aslında hep kedi olmak istedim. Şimdi dağılmayacak bir far. Çok önemli. The Balm'ı niye kullanıyorsunuz diye anlıyorsunuz. Mesela Matt Thomas var. Matt burada Thomas. Burada makyaj videolarını da yapıyorlar. Çok özeniyorum. Falan deyip bunu kullanıyor. Tabii o zaman şunları da göstermemiz lazım. Şu falan lütfen. Asla kaliteden ödün vermiyoruz falan deyip. Güzel eyeliner. Şimdi. Şu an biraz ben kedi olmuyor. Bunun tabii gözaltı falan da var. Üstü öyle eğleniyorum ben. Bu gördüğünüz sarı bir sim. Daha önce biz bunu yılbaşı parti makyajlarında denemiştik ve ben bayılmıştım. Ve bunu böyle yapalım istedik ama önce ruju bulmamız lazım. Benim sorunum, en büyük sorunum dağınık olmam. Aslında düzenliydik bence, niye bile? Bilmem, bir anda oldu ya her şey. Bu kullandığım da Dior'un. Daha altını kullanmıyorum kanka sana. Annemin çok sevgili hediye ettiği setti bu. Dior'un Kiss serisi. Bu zaten Dior böyle. Hı? Dior'un. Gözünün üstüne dudak parlatıcı sürdüm. Daha sonra da simleri buraya sabitliyorum. Aslında bir şey havası da katmadım, mısır havası. Ramses'ten kendi Ramses görmende. İşte diyorum hep böyle şeydir. Ne denir ona? Kendini büyük görmez hep. Asla. Böyle birazcık dur dedim. Allah'tan dur dedim. Böyle birazcık durunca falan diyeceksin sandım. Birazcık dur. Minicik kurusun yani. Yerliyoruz. Bir nevi mangal. Böyle bir mangal ateşi açabiliriz artık. Canını çıkardım, kaşları falan da. Yüzüne sim dökünür, kedi olsun istedim. Simle oynuyormuş. Simle oynuyormuş. Sonra üstüne dökülmüş. Şimdi gözün alt kısmını yapacağız. Eyeliner'ı bu tarafa doğru çekmiştik. Şimdi aşağıdan bu tarafa doğru. Yani aslında üç eyeliner'ı da bir yerde birleştirmiş oluyoruz. Yaptığımız şey bu. Kontüre gireceğiz ama şöyle bir durum var. Normalde burun kenarında kontür yapıyoruz ama o bir kedi olduğu için ve kedilerin burun yanında kontür yok. Bunu öğrenin. Kediler asla kontür yapmazlar.
Kontür yapmak için de bu ruju kullanacağız. O bronz biraz daha dağılmış olacak zaten. Daha sonra aralarına tekrar bu sarı simlerden geçerek iki rengi daha da koyulaştıracağız. Ama önce daha net bir yapmak için. Balık ol bakalım bana. Kaplan görmüştüm ben, böyle yuvarlak yuvarlak kalkalar. Çok güzel şeyler yapıyor. Evet, şu anda kaplanı kaplan mı yapsak mı deyip böyle fil olarak çekiyormuşum. Hortum yapıyormuşuz falan. Bir bakıyorum aynayı döndürüyorsun, fil yapıyorum. Kanka seni fil yaptım. Ne yaptın? Fil yaptım. Şimdi işin en tontiş kısmına geçiyorum. Burun. 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 Şimdi bu aşamamızı da en sevdiğim aşama olabilir. Çünkü Selin'in şebe. Burnunu, üst kısmını bırakıp. Şimdi sadece göstermek için bunu yapıyorum. Bu normalde Selin'in dudak çizgisinin üstüyle burnun arasında normalde kedilerde de olan o geçiş vardır ya, onu yaratmış olacağız böylece. Dudaktan başlayarak boyayacağım ama. Yakışıyor mu senin gibi insanlar? Evet, yani. Çenemi tutarken çok tatlı oldu. Bir anneydi aslında. Hiç yakışıyor mu sana? Bak bakayım. Ne oldu? Bu yüzünün hali bana diye siliyormuş. Nerede oynadın yine sen? Şimdi dudağın üstünü böyle... Böyle bir kedi. Şimdi bir kedinin olmazsa olmazı nedir? Bıyıklarının çıktığı ponçik bu fıtı fıtıları. Şimdi dudaklarımızın burası boş kaldı. Hemen buraya fıtı yapacağım. Yapma. Ne kadar zor çarlatacağımı görüyorsunuz değil mi? Üstüne geçtiğim zaman o görüntü gidiyor ama. Artık onun pontik şeyi. Şimdi bıyık için dudağın yan tarafından diye uzatacağım. Bıyıkla çıkamamın zamanın karşısına. Kanka bıyık. Niye aldırdın? Kedisin. Yapacak hiçbir şey yok artık. Şimdi dudağın altına mut ruj sürmüş olacak. Dudağın üstüne tekrar. Senin ekstra katmak istediğin bir şey var mı? Hayır, aksesuar. O zaman aksesuarlar. O zaman önce saçlarını açalım. Açalım. Yalnız şu anda saçım bayağıdır toplu kabarmış olabilir. Zaten hedefimiz de kabarması. Ama kafamda böyle bomba oluşacak böyle. Sonra böyle gelecek. Ama kabarsan aslan yelisi gibi durdu bence. Aslan. Şu an Cats müzikaline gidebilirsin buradan böyle. Daha ne yapıyoruz? Tırnak aslını takacaktık, evet unuttuk. Kulaklarını takıyoruz ve bir kedinin, bir ev kedisinin olmazsa olmaz şeyi nedir? Tasması. Esin'le beraber takı videolarımızda göreceksiniz. Bu Esin'in armağanı. Evet, benim. Arkadan. Ben giderim, sesim kalır dedi. Oha, çok sevdim şu an seni. İşte gel, yapabiliyor muymuşum? Yapıyormuşum arkadaşım. Oldu mu? Oldu. Çak kanka. Tebrik ediyorum. Ama kedi şeyli seni şu anda yalamam gibi. Gördüğünüz gibi ismini Minnoş koydum. Yeni kedim. Beyliz'in arkadaşı olacak. Çok eğitimli, inanılmaz. Yani sadece pizzayla falan besliyorum. Çok sağlıklı. Aşıları da olmuş. Şu şeye kadar geldik. Önce eli yalıyorlar, sonra gözünü siliyor. Üç tane kedisi olduğu için gördük. Gayet deneyimli. Beğendin mi peki? Beğendim, çok beğendim. Deyip şu anda tavanlama bir kenarlarda gezeceğim bunu. Bir bakayım kitapların üstünde geziyorum. Gel bunun yemeğini sana, koydum. Bir tane tomar top olsaydı ya, şey böyle şey, top ve onunla oynardın yanlarda. Ama çok beğendim ben. Ben de çok güzel oldum. İsterseniz simi gümüş olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece kullandığımız şeyler eyeliner. Bildiğiniz sim. Dudak parlatıcısı. Bunların da yapılışlarını anlatacaklar. Evet, bunları da anlatacağız. Evet. Ama ikisi de evde olabilecek şeyler ki herkesin böyle kolesi böyle olmasına gerek yok ki evet. Siz. Ki evet askılardan, evet onların sonra anlatacak. Yani şu üzerimdeki her şey aslında evde olabilecek şeyler. Bence çok profesyonel duruyor yani. Gördüğünüz gibi Selin'le yine harika bir şey imza attık. O zaman ne yapıyorsunuz? Bizi Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan takip ediyorsunuz. Hemen buradan da abone oluyorsunuz. Yoksa Selin sizi tırmalar. Vallahi yalan. Çok böyle sinirli bir kedi olabiliyor. Bu tontiş görüntüsünün altında. Hadi gel topla oynayalım, gel. Hadi. Hadi gel topla oynayalım.